Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fonksiyon kavramı ve özellikleri olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz tesisimizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT matematik konuyla ilgili 1. adım testi olacak. Kitapta 15. ünit olarak yer alıyor arkadaşlar. Her zamanki hatırlatmamı da yapıyorum. TYT hazırlanan arkadaşlarım yine MEB'in hazırlamış olduğu arkadaşlar mezuna kazanım kavrama testlerine AYT içinde mezun B kazanım kavrama testlerine bakabilirler. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu kazanım kavrama testleri bence yani MEB'in hazırlamış olduğu en iyi sorular. Bunları çok çok detaylı anlatıyorum. Ben buraya linklerini de koyuyorum. Onlara lütfen bakınız. Bu 3 adım testleri de fena değil. Evet güzel ama kazanım kavrama testlerini ben daha çok beğeniyorum. Çünkü bunlar kazanım kavrama testleri baya baya bir elekten geçmişti. Evet, MEB yetkililerine çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru bismillah. Yani birinci adım kolay sorular olacak deniyor ama bana sorarsanız zor bir soruyla başlanmış. F fonksiyonu sevgili arkadaşlar, normalde biz fonksiyonları nasıl tanımlıyoruz? A'dan B'ye. Hani doğal sayılardan reel sayılara, reelden reellere deriz ya. Bakın arkadaşlar, bu tanım kümesidir. Şu da değer kümesidir. Yani bunlar x değerleri girdin, bunlar da y değerleri, görüntülerindir. İşte bu arkadaşta x değerlerin senin diyor 0 ile 4 arasında, 0 dahil 4 dahil, görüntü kümende, karşına çıkacak değer kümende, görüntü kümende b kümesi. Böyle tanımladım ben sana diyor ve fonksiyonun kuralını da şu şekilde verdim. Buna göre b kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam, 0 ile 4 arasında bir şey vereceksem deriz. Hemen nedir arkadaşlar? X eşittir 0. Bakarım F0 nedir? 0 verdiğimde hop hop eksi 3 görüyorum. En küçük değer. X eşittir 4 için derim. F4'e hesaplarım. 4 yazdığımda 16. Bak 4 yazıyorum. Eksi 8 eksi 3. Bu da kaç? 8, 5. O zaman derim ki en küçük eksi 3. En büyük 5. Gider C'yi işaretlerim. Sonu ne olur? Yanılırım. Sonuçlar açıklanır. Allah Allah, ben bunu işaretledim ne demek? Arkadaşlar işte zor dememdeki kastım. Ben sana şimdi bunu bir iki şekilde de çözeceğim. Üçüncü şekilde söylerim. Normalde polinom arkadaşlar bu. Bu arkadaşın bak çarpanları önüne ayırsam x eksi 3 çarpı x artı 1'dir değil mi? Bu arkadaş fx budur. Ben bunun grafiğini çizecek olursam x ekseninde eksi 1'de ve 3'te keser. Şöyle bir arkadaştır bu. Şöyle bir şey. Ancak 0 ile 4 aralığında dedi ya. Şurası 4. Şurası da 0. Sadece ve sadece şu aralıkta tanımlıdır bu arkadaş. Şöyle daha kalın çizersem. Şurasıdır. Bak 0 verdiğinde, x'e 0 verdiğinde bulduğun eksi 3 değeri budur. Oysa bundan daha küçük bir şey vardır. O da tepe noktasıdır arkadaşlar. Eksi 1 ile 3'ün tam arası 1'dir. F x eşittir 1 için bakın F1'i bir hesaplayalım. F1 koyduğumda 1 eksi 2 eksi 3 ne görüyorsun? Eksi 4 görüyorsun. Daha küçük bir değer çıkıyormuş meğersem. Senin fonksiyonun sevgili arkadaşım şu aralıkta 0 ile 4 aralığında en küçük eksi 4 alıyor. Evet, en büyük de 4 verdiğinde 5 oluyor. Değer aralığı senin eksi 4 ile 5 aralığındadır sevgili arkadaşım. Şimdi bunu parabol hocam bir şeyler yaptın ama biz hiçbir şey anlamadık diyen arkadaşlarım için de şimdi hadi bunu anlayın bakalım diyeceğim. Normalde istedikleri şu. Arkadaşlar benim x değerlerim 0 ve 4 aralığında dahil değil mi? Güzel. TYT'nin temel kavramlarını da biliyorsun. Bak fx dediğim şey aslında y değil mi? Fx y. X kare eksi 2x eksi 3. Bunu bir eşitsizlik gibi düşün. Sen burada şunu görmek istiyorsun. X kare eksi 2x eksi 3. Peki bunun buna nasıl benzeteceğim? Nasıl yapacağım? Karesini alacağım, iki katını alacağım falan. Arkadaşlar bunu görmenin en güzel yolu da şu. Önce bu arkadaşı şöyle yazmamız icap ediyor. Bak x kare eksi 2x bir şeyin karesi gibi duruyor. X eksi 1'in karesini alırsam şuraya yazalım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım.
x eksi 1'in karesini söyleyeyim bana. X kare eksi 2x artı 1'dir değil mi? Bak baya baya benziyor buna. Bu arkadaşa sevgili arkadaşlar artı 1. Sen buna bir eksi 4 yaparsan ne olur? Şu ifadeyi görürsün. Eksi 4. İşte şu görmüş olduğun arkadaş budur. Şu x kare eksi 2x artı 1'dir. Bir eksi 4 yaparsan bunu görürsün. Ha. Şimdi sen şurada bunu görmek üzere işlemler yaparsın. Onun için de ne yaparsın? Önce bir x'ten 1 çıkartırsın. Herkesten 1 çıkartıyorum bakın. Eksi 1, 3. Kabul mü? Kabul. Adım adım şunu görmeye gidiyorum ben. TYT temel kavramları hatırla. Denklemler eşitsizlikler konusu. Şimdi ne göreceğim? Karesini. Herkesin karesini alırsam arkadaşlar burası 9 olur. Ancak bu 1 olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Yani x eksi 1'in karesi 1 ile 9 arasında değildir. Çünkü burada bir de 0 vardır ya. En küçük 0 olabilir. En küçük 0, en büyük 9 olabilir. Hocam keşke şöyle çözseydik diyorsunuz değil mi? Bu daha yani şaşırdım açıkçası. Bu kadar da zor olmamalıydı. Şimdi ne yapmalıyım arkadaşlar? 4 çıkarmalıyım. X kare eksi 1'in karesinden 4 çıkarttım. Bundan da 4 çıkarttım 5. Bundan da 4 çıkarttım eksi 4. İşte sevgili arkadaşlar şu ifade ki kendileri şu olur. Bu bildiğim bu değil mi? Fx. İşte bu ifade bu fx bir başka deyişle y tam bu aralıktadır arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 4 ile 5 aralığındadır. Böyle de düşünebilirsin. Ya da şöyle yapabilirdin. İşini sağlamamak için. 0 verdin, 4 verdin. Bir de ya dersin ne olur ne olmaz aralarda 1, 2, 3'lere de bir bakayım dersin. Şans eseri bunu da görebilirsin. Ama bu soru parabol ile çözülür arkadaşlar. Görüntü kümesi. Bana sorarsanız TYT için biraz ağır soru olmuş. Evet 2 ile devam edelim. Bu sefer de f fonksiyonu a'dan r'ye tanımlanmış arkadaşlar. Bakın tanım kümesi a kümesi. Reel sayılar. Oo. Sonsuz sayıda görebilirim. Fx'in kuralı da verilmiş arkadaşlar. Eksi 3x artı 8 olarak. Görüntü kümesi bu arkadaş olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer bu yaptığımızın tersini yapacağız. Ha, burada şimdi şu 1'de yaptığımız gibi paranoya derecesinde çok şüpheci davranmamız gerekmiyor. Neden? Arkadaşlar bu doğrusal bir fonksiyon, birebir bir fonksiyon. O yüzden buna rahatça şunu diyebilirim. Bu senin görüntü kümen. Eksi 3x artı 8'de x yerine ne yazmışım ki? Eksi 13 görmüşüm. Bunu çözeceğim. Ne diyorsun? 3x'i sağa attım. Bu arkadaş buraya 21. X eşittir 7. X için bulacağım en büyük değer. Bir de x için arkadaşlar eksi 3 x artı 8. X yerine kaç yazmışım ki? 23 görmüşüm. Burada dediğim gibi şüpheci davranmamın bir anlamı yok. Çünkü bu arkadaş birebir bir fonksiyon. Artıp azalmıyor. Direkt ya hep azalıyor ya artıyor. Ki görüyorsun eksi 3 x olduğu için sürekli azalan bir fonksiyon olduğunu görüyorsun. Sürekli azalan olduğunu anladığım için de bunun maksimum şunun da minimum olacağını göreceğim şimdi. Bu durumda nasıl çözelim? 3x sağa attım. Bu arkadaş buraya geldi. Eksi 15. X eşittir. Eksi 5. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş da x değerlerin eksi 5 ile 7 aralığındaymış diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde de düşünebilirdim bu ikinci soruyu. Şimdi birinci soruda söyledim ya ben sana A'dan B'ye x'ler y'ler. Nitekim burada giderken dikkat ederseniz bak x'ten y'ye y'den de x'leri görmeye çalıştım. Burada da bana x'leri sormuş ama y'leri vermiş değil mi? Y eşittir eksi 3x artı 8 şeklinde. Yani eksi 3x artı 8 şu birincide yaptığımızın tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşların aralığı eksi 13 ile 23 aralığındaymış arkadaşlar. Bu işte y arkadaşlar. Bu y senin fx. Fx'lerin. Acaba x hangi aralıkta? Şu girdiğin x aralığı, x değerleri hangi aralıkta? Onu sormuş olabilir. Böyle de çözülür. Denklemler eşitsizlikler. Herkesten ne yapıyorum? 8 çıkartıyorum öncelikle.
8 çıkarttığımda eksi 21. Hop. İki kere yazmayalım. 15 oldu. Şimdi ne yapacağım? Herkesi eksi 3'e böleceğim. Ancak dikkat, ne yapmalıyım arkadaşlar? Eksiye böldüğümde eşitsizliklerim yön değiştiriyor. Zaten değiştirmezsen çok garip bir şeyle karşılaşırsın. Kendini kontrol eder. 7. 7 açıktı bile. Bak gördüğünüz üzere x sevgili arkadaşlar, ki biz onun peşindeydik. Tanım kümesi x değerleri. X değerleri işte arkadaşlar eksi 5 ila 7 aralığında imiş. Bulmak istediğimiz şey bu. Üçüncü soruya geldik. Hiç ama hiç haz etmediğim türden bir soru. Yani TYT için zaten 1 ve 3 demiştim. Çok ağır gelmiş arkadaşlar. 3 de böyle bir anda görmemiz gereken türden sorulardan. Ben çok sevmiyorum açıkçası. Neyse buradaki şeyi de anlatayım ama ben size. R'den R'ye tanımlanmış. F karışık bir şekilde verilmiş ve karşılığında da değeri verilmiş. Buna göre fx'in orijinal fx hangisi olabilir? Sen yani arkadaşlar şurada x görmek istiyorsun. Yani x eksi 2 bölü x yerinde kocaman şöyle tek başına x görmek istiyorsun. Normalde biz bunu eşitleriz. Buradan şu x değerini bulmaya çalışırız. Acaba ne yazalım falan diye. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Burada sonra şunu fark ediyoruz. X eksi 2 bölü x'in karesini alsak acaba? Artık nereden aklımıza gelecekse. Çünkü şurada karşılığını görürüz. Alıyoruz arkadaşlar. Ayarlı sorular. Ben sevmiyorum böyle ayarlı mayarlı. Bize çok şey öğretmiyor açıkçası. Birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci, ikinci, eksi. Artı ikincinin karesi. Bak şu arkadaş. X'ler gidiyor. Eksi 4. X kare artı şunu yakınlaştır şimdi buraya görelim diye. Eksi 4. Kim? X bölü X eksi 2'nin karesi. Aa! Enteresan. Şuraya bak. Burada var bu. Yani bu soru mu Allah aşkına? Bu mu? Öğrenci bunu mu görecek de şey olacak yani bir şey öğrenecek. Kızıyorum ya. O işte o yüzden hep kazanım kavrama testleri diyorum arkadaşlar. Kazanım kavrama testleri çok çok daha iyi. Süzgeçten geçmiş yani. Devam edelim. Şimdi bu böyleyse arkadaşlar demek ki x eksi 2 bölü x'in karesinin şu 4'ü buraya alırsam artı 4 x kare artı 4 x kare. Yani şu arkadaşı şöyle görebilirim ben. Bu durumda gelin şuna şey diyelim mi? X eksi 2 bölü x'e değişken değiştirme sen nereden diyeceksin değil mi TYT'de? Gelin buna arkadaşlar bir a değeri diyelim. Bak bu durumda burada ne görüyorsun? F A dersin. F A dersin. Şu arkadaşın yerine de şunun yerine de bak bunun yerine de artık ne yazabilirsin? A artı 4 yazabilirsin. A artı 4. Bir de helalinden bir 1 var. A artı 1. Yani F A'yı A bir dakika karesi tabii. Karesi artı 1 değil mi? Bak karesi var çünkü. Şu değer için a'nın karesi artı 4 yazabilirsin. A'nın karesi artı 5 dersin. Şimdi de biz fonksiyonları x cinsinden yazacağımız için şey a'yı tekrar x desem nasıl olur dersin. Fx x kare artı 5 dersin. Dediğim üzere sevgili arkadaşlar TYT için ağır. Eğer sen bunu çözemediysen dert edinme, tamam mı? Ha ama AYT çalışıyorsan bunları görürüm tabii ki. Anlaştık. Güzel. 4'te devam edelim. Şimdi daha yumuşak yumuşak. Benim sinir kas sayılarımı çok da yükseltmeyecek. Ki beni takip edenler bilir değil mi? Ben hiç böyle sinirlenmem soruya. Soruyla da kavga etmem. Çok eğlenirim de. Öğrenciye çok şey öğretmiyor yani. Onu söylemek istedim. 4 numara. MEP yetkililerine de çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Yani o kadar da emek veriyorlar. Ama hani bu 3 adımlar biraz böyle alelacele yollanmış gibi bir şey algı var bazılarında. Geneli çok iyi ama. Bütün sorulara baktım. Arada bir iki tane olur böyle. O kadar da olsun canım değil mi? Pozitif doğal sayılar için arkadaşlar bak Fn ben sana verdim demiş. 3 tane F n artı 1 artı 2. Bunlara merdiven işlemler deniyor. F4'ü ben sana söyledim diyor. Acaba diyor F2'yi bulabilir misin? Sevgili arkadaşlar dikkat edersen bak bir Fn var bir de Fn artı 1. Yani ardışık iki tane değerli sen bulabilirsin. 4'ü verdim diyor. 2'ye gidebilir misin? Tabii ki giderim.
4'ten 3'ü bulurum, 3'ten de 2'yi bulurum. Nasıl bulursun? N eşittir 4 demezsin. 4 dersen burada F5 çıkar. Uzağa gidersin. F N 3 için dersin. N 3 için ne oluyor? F 3 eşittir 3 tane F 4. Çünkü N artı 1 artı 2'dir. Bak F 4'ü de 2 vermişti sana. Burası 2. 6, 8 yaptı. Şimdi de dersin ki N eşittir 2 için. 2 koyarsın. Şurada F 2 eşittir dersin. 3 tane F 3 2 koydun çünkü. Artı 2 dersin. F3'ü kaç bulmuştuk? 8. Hop burası 8'dir. 8 kere 3 24 artı 2 F2 eşittir 26 dersin sevgili arkadaşım. E'yi de işaretlesin. Az önceki sorunun sana yaratmış olduğu gerginliği de geride bırakıp yoluna devam edersin. Geldik 5. soruya. 5. soruda şöyle diyor arkadaşlar. R'den R'ye tanımladım. Bir y fx fonksiyonu tanımlaması için önce bir tanım veriyor. Tanımları bir anlatıyor. F eksi x eksi fx'e eşitse arkadaşlar bu fonksiyonlara tek fonksiyon. F eksi x fx'e eşitse de çift fonksiyon denir diyor. Aslında ne diyor? Ben sana şurada şu kağıdımı da boşuna harcamamış olayım. Şuraya da getireyim. Arkadaşlar şöyle bir şey. Hop hop. İşte çift fonksiyonu çok güzel anlatıyor. Sen diyor 5 verdin bir değer buldun. Mesela 7 buldun. Eğer eksi 5 verdiğinde de yine 7 değerini buluyorsan ki mesela böyle bir çift fonksiyon olur. 5 verdiğinde de f5 eşittir f eksi 5 ise şu dediği o bak f eksi 5 f5 f eksi x fx bu çift fonksiyondur diyor. Buradan aynısını görüyorsun. Yani 1 verdiğinde de eksi 1 verdiğinde de aynı sonuç. Ha, çift fonksiyon muymuş? Tek fonksiyon neymiş? Arkadaşlar tek fonksiyonda da 4 verdiğinde onu da şöyle çizelim. Şuraya çizgi vereyim o zaman. Şöyle çizdim. Mesela 4 verdin 7 buldun. 4'e 7. Eksi 4 verdiğinde de eksi 7 buluyorsan bu arkadaş çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlarda arkadaşlar şu orijine göre simetriktir. Hop şurası şu nokta. Eksi 4 verdiğinde de eksi 7 verirsen. Değil mi? Bak f eksi 4 eksi f 4'e eşit gibi. Bunu da anladık. Pekala. Hani bu şu söylediğim şeyleri açıklamaları bilmesen de yaparsın bu soruyu da ben tek çiftin ne olduğunu anlatayım istedim. Gerçek sayılar kümesine tabi böyle böyle iki tane eşitlik verilmiş arkadaşlar. Buna göre şu arkadaş nedir? Öncelikle şunu bir bizden ne istediğini bir görelim. Arkadaşlar bu ç artı t eksi 4 dediğinde ç eksi 4'ü bir bul. T eksi 4'ü de bul. Bunları topla diyor. Bunu bazen şöyle de göreceğiz. F artı g a desin mesela. Bu şu demek. F a artı g a demek. Yani ışık görmüş tavşan gibi bakmayacağız. Anlaştık mı? Bu arkadaş bu demek. Yeni artistik gösterimler bunlar. Peki burada ne yapacağım? İki bilinmeyenli iki denklem var arkadaşlar burada. Şunu fark edelim. T eksi 4'ü bulayım. Tabii ya. Şimdi bak. Şurada bana söyledin zaten. Eksi 4'ün peşinde koşacaktım. T eksi 4. Bak T eksi 4. Eksi T 4 değil mi? Şurada söylediğin aynısını yazdım bak. T eksi 4. Eksi T 4. Güzel. Sevgili arkadaşlar o zaman ben T 4 yerine şuradan devam edelim. T 4 yerine eksi T eksi 4 yazabilir miyim? Pekala yazabilirim. Gel yazalım. Şimdi yukarıya aynen yazdım bak. Birinci eşitliği. Ç 4. Tabii şunu da söyleyelim. Bu durumda Ç 4 de arkadaşlar. Ç eksi 4'e eşit. Buradan da bak şunun aynısını yazdım sana. Ç 4, Ç eksi 4'e eşit. Yani şu Ç eksi 4 yerine Ç 4 yazacağım şimdi. Ya da Ç eksi 4'ün peşindeyim. Eksi 4 yazalım. Ç 4 yerine Ç eksi 4 yazdım. Gayet şunu silerek.
eksi 4. Kimse bana kızmaz değil mi? Bunun yerine yazdım. Eksi t eksi 4 5'miş. Çünkü benim peşinde olduğum ç eksi 4 ve t eksi 4. Kafamızı iyice karışsın diye eksileri vermişler. 3 tane ç eksi 4 kabul. Şimdi dikkat. T4 yerine ne yazacağım? Eksi t eksi 4. Bir de başında eksi var arkadaşlar. Artı t eksi 4 oldu. 19. Haydi geçmiş olsun. Buradaki numara anlaşıldı değil mi? Bak t4 yerine eksi t eksi 4 yazdım. Bir de başında eksi olduğu için artı. İki bilinmeyenli iki denklem. Gel bunları topla. Bak bunlarla vedalaşıyorsun aynı şey. 4 tane ç eksi 4 eşittir topladım. 24. Demek ki ç eksi 4 kaçmış arkadaşlar? 6. Haydi hayırlı işler. Şu arkadaş 6'ymış. Şimdi bunu bulduysam t eksi 4'ünü nasıl bulacağım? Bak bu 6 buldum. 6'dan kaçı çıkartırsam 5 bulursun? Tabii ki de 1'i. Haydi geçmiş olsun. T eksi 4'ü de 2 bilinmeyenle 2 denklem gibi çözdüm. AB, AB gibi. 6 bir daha 7 yapar arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun. 6. soru. Bu arkadaş buna eşitmiş. Fonksiyonu birim fonksiyonu olduğuna göre M, N, K. Arkadaş bu birim fonksiyonsa bunların burada ne işi var? Bir kere birim fonksiyonun anlamı şudur. Ben burada ne görüyor isem burada da aynı şeyi görmeliyim. Ben burada bir deve görüyorsam burada da deve görmeliyim. Burada penguen varsa burada da penguen olmalı. Burada 2x artı 3 var ise burada da 2x artı 3 görmeliyim. Duyan gelmiş. Arkadaşlar burada x karenin ne alakası var? Ne işi var? X kare yok. Bak en fazla x'li terim görürsün. Bu durumda m eksi 6 0 olmalıdır. M 6'dır. Çünkü M 6 olduğunda X kare yolcu. Yok artık. Gel buraya N artı 4 X artı K eksi 6. Aynısını göreceğim. Yani sen X'in katsayısını 2 göreceksin. Burası 2 olacak. 2X olacak. Burada da artı 3 göreceksin. Burası da artı 3 olacak. Bu durumda N eşittir. Eksi 2 olur. Değil mi arkadaşlar? N artı 4'ün 2 olabilmesi için. K kaç olur sevgili arkadaşlar? 9 olur. M'yi de söyledik zaten. 6 dedik. 3'ünü topla diyor. 6, 4, 13. Geçmiş olsun. 6'ya da Diyarbakır dedik. Cevap anahtarına baktım. O da doğrusun diyor. Marquez Reed. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sırada 7 var. Tamam. Ha 7'de de çok güzel. Bak sorular böyle olur. Fonksiyon dedin. Yani TYT ayarında fonksiyon soruları böyle olur yani. Bu olur. Yani bu da çok az kolaymış. Bu birazcık kafa karıştırıyor. Hadi 4 gibi olabilir. Ama 1, 3 gibi özellikle 3 gibi olmaz yani. Ayıp olur. 7. Ha ben böyle diyorum ama ÖSYM tutar sorar mı? Bir dönem sordular yani. 2000-2015 arası sordular. Aşağıda y trafik fonksiyonun grafiği verilmiştir. Grafiği veriyorum. Löp 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 löp. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. F0 ile F1'i toplarsan eksi 1 oluyor. Arkadaşlar F0'ı söyleyeyim bana. Bak x0 hop eksi 1. Burası eksi 1. F1'i söyle bana. F1 hop 0. Burası da 0. Topladım eksi 1. Doğru. F eksi 5 ile F6 eşittir. F eksi 5 bu değeri veriyor sana. F6 da sana bu değeri veriyor. Doğrudur valla. Eksi 2 ile 6 aralığında eksi 2 ile 6 aralığında x için bak eksi 2 ile 6 aralığı burası. Bu aralıkta eksi 5 ile doğru mu? Evet. Eksi 5 ile 5 değerleri bulursun diyor. Doğru valla. Birebirdir. Birebir midir? Evet arkadaşlar. Bak, dikkat edersen yatay çizgi testi yaparız. Bak tek bir yerde kesiyor. İki tane değer bulmazsın. Doğrudur. F eksi 2 değeri eksi 5'tir diyor. Eksi 2'yi girdiğimde hop şimdi az önce baktık zaten. Eksi 5. Bu da doğru valla. Hop 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 hop. Eksi 3 F eksi 3 ile F1'i toplarsan da 0 bulursun. F eksi 3 zaten 0. F1'i en başta görmüştük zaten. O da 0. 0 artı 0 elde var. 0. Geçmiş olsun.
5'i de doğruymuş arkadaşlar. 8'de devam ediyoruz. Olduğuna göre bu arkadaş nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, fonksiyon mu ya bunlar? Evet, bunlar fonksiyon. Şöyle ki, bak bunlar x, şunlar y. X, y, x, y, x, y, x, y. Bunları asla unutma. Sıralı ikili bunlar. X, y. Yani 1 girmiştin, 4 çıkmış. 3 girmişsin, eksi 1 çıkmış. 2 girmişsin, eksi 2 çıkmış gibi. Eksi 2 girmişsin, 2 çıkmış gibi G'de. Şunlar ne peki? Şimdi sana bunu nerede söyledim? F, G, Ç, T'leri nerede söyledim ya? Ha, şunda. Şu Ç'de dedim. 5. soruda söylediğim gibi. Bak karşına çıktı. Bu nedir arkadaşlar? Bu arkadaş şudur. F3 artı G3 eksi F eksi 1 çarpı G eksi 1. F3'ü bulalım. Gel bak, F3. 3 girmişsin, eksi 1 çıkmış. Eksi 1. Şimdi G3'e gidiyorum. G3'e gittim dedi, bak 3 girmişsin, 4 çıkmış. Artı 4. Eksi, temkinli davranırım ben. F eksi 1. F'de eksi 1 girdiğinde bak 3 çıkmış. G eksi 1. G'de eksi 1 girdiğinde de 4 çıkmış. Çarpı 4. Bu arkadaş 3 eksi, bu arkadaş da 12. Haydi geçmiş olsun. Eksi 9. 8'de de A'yı işaretlerim. Polemiğe falan girmeden 9'da devam ederim. Bana sorarsan 9'da biraz AYT'ye doğru kaymış yani. Çok mu kaymış? Çok da kaymamış açıkçası. Zor bir TYT sınavında sorulabilir. Sevgili arkadaşlar, dik koordinat düzleminde A köşesi y ekseni, b ve c köşeleri y x ekseninde olan şekillik abc üçgeni, hipotenüsünün birimli, uzun birimli 4 birim olan ikizkenar dik üçgen. Dikkat et. Arkadaşlar 4 birimmiş, şurası 0 ise demek ki burası 2, burası da 2. C nokta. Demek ki buralarda 1 1 deme. Dur. Sakin. Çünkü oralar değişken. Bir de ne dedi? İkizkenar. Arkadaşlar ikizkenar dik üçgense buralar 45 derece, 45 derece. Eğimi 1. Bak hemen gel yakala. Eğimi 1, 45 derece. O zaman burası 2 birimse, şurası da 2 birimdir. A noktasının da 2 olduğunu hemen bulursun. Anlaştık değil mi bu konuda? Burası 4 birimdi. İkizkenar dik üçgen. Tam bak dik indi. Burası koordinat sistemindeyiz. Lütfen yani. 2. 2 birim, 2 birim. Burası 2 ise 45 dereceden ikizkenar dik üçgen, orası da 2 oldu. Güzel. Diyor ki bu üçgenin içine birer köşesi AB ve AC kenarı üzerinde olacak biçimde DFK üçgeni çiziliyor. Düzkökenin D köşesinin koordinatı XY olarak ifade ediliyor. Buna göre DFK dörtgenin X'e bağlı olarak alanını veren S fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? X'e bağlı dedi, şuradaki X. Şimdi sevgili arkadaşlar, sağ tarafla sol taraf simetrik. Ben şu arkadaşın alanını bulsam 2 ile çarparım değil mi? Burada gördüğüm alan burada var zaten. Güzel. Şu arkadaşın alanını bulalım, yapalım. Şimdi bu arası x, y ise şurası ne kadar arkadaşlar? X birim değil mi? Şurası x birim. Bu alanı bulmak için ne yapmalıyım? Şurayla da çarpmalıyım. Burası ne kadar arkadaşlar? Y birim. Peki y ne kadar? Onu da işte AC'nin denklemini çıkartarak bulacağız arkadaşlar. Y eşittir mx artı m'di. Hatırla. M eğimdi. N de x ekseni, y eksenini kestiği noktaydı. Kazanım kavramı testlerinde çok detay anlatıyorum. AC'nin denklemini yazıyoruz arkadaşlar. Y eşittir eğimi 2 bölü 2'den negatif, bak eksi. Eksi x. M eksi 1. N de y eksenini kestiği noktaydı. 2. Artı 2. Sevgili arkadaşlar, geçmiş olsun. Bak şurası senin x noktan. Şu noktan da y. Yani diğer deyişle, gel şuraya çizelim daha güzel olsun. Şöyle çizdiğimde. Şurası x değişken. Hop, bu arkadaş da y. Yani eksi x artı 2.
Değil mi? Burası şu nokta. Y de dersin. Eksi x, eksi 2 de dersin. Şurası x kadar uzunluk olarak. Burası da eksi x artı 2 olarak kadar. Sen şimdi bu alanı bulmak için ne yaparsın? Şu x ile bunu çarparsın. X çarpı eksi 2, eksi x artı 2 dersin. Ama ne dedik? Bak bir tane burada var, bir tane de burada var aynısından. Bunu da 2 ile çarparsın. Buyur, alan bu arkadaşlar. Sx. Sx. Bir de güzelleştirelim bunu. Nasıl yapmış? 2x. Güzelleştirme derken x her zaman en başta durur da. İşte eksi sonrasına ayrılmış. D şıkkında görüyorsun. 2x. 2 eksi x. Anlaştık değil mi? Burada mesela şu AC doğru parçasının denklemini yazabilmekte. Onunla devam ediyoruz. On diyor ki R'den R'ye tanımlanmış f fonksiyonu birebir ve örten olmak üzere fonksiyonu pop pop şeklinde tanımlanır. Buna göre K gerçek sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar birebir ve örtense bu arkadaşın sürekli olması lazım. Ben sana şuraya yazayım. Başına gelecek dilerim. Normalde şöyle bak. Ben diyor 4'ten büyük değerler için, şurası 0, x'in 4'ten büyük değerler için şöyle davranıyorum diyor. 4 girersen kaç? 3. Şurası 3. Şuradan başlarım diyor. Eğimim de 1 diyor. Ben buyum diyor. Beni böyle kabul et diyor. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu arkadaş böyle gidiyor. 4'ten küçük içinde diyor. Yine doğrusal bir denklemim diyor. Acaba K ne olmalı? Bak sevgili arkadaşım. Şimdi sol taraf için de sağ taraf için çizdim. Sol taraf için şöyle bir şey olsa. Diyelim ki böyle olsun. Eğimi de 2'ymiş pardon. Şöyle. Şöyle bir şey çizsen. Bak birebir ve örten dedi. Sen şuradaki değerleri hiç okuyamazsın. Bir kopukluk var. Yok öyle değil. Buraya kadar geleceğim. Şöyleyse. Tamam bak buradaki bütün değerleri okuyoruz. Ama bu sefer de birebir olmaz. Şu değeri yani şu değeri hem burada okursun hem burada okursun olmaz. Yani bu arkadaşın şuraya dokunması lazım. Şöyle sürekli bir şey olması lazım. Tamam mı? Güzel. Yani bu arkadaşa 4 verdiğinde x eşittir 4 için şurada bulduğun değer şurada bulduğun değere eşit olmalı. X eşittir 4 için şu arkadaş 3 sonucunu veriyor. Şu arkadaşın da sana 3 sonucunu vermeli. 2 çarpı 4 eksi k'nın da 3 olması lazım arkadaşlar. X eşittir 4 için. Anlaştık değil mi? Buna dokunmuş olması lazım. Ezbere buna 4 vereceksin. Bu da buna eşit olacak. Bu da buna eşit derdim. Ama normalde olup biten olay budur. 4 verdim 8. 8 eksi k eşittir 3 ise k kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Geçmiş olsun. Ona da E dedik arkadaşlar. 11. 11'i bir sürü şekilde çözebilirsin. 3 şekilde de çözersin. Yani direkt bakkal amcaya sorsan bunu çözer. Şöyle çözer bak. O şöyle çözer. 2400 bu vanası açıldığında su miktarı zamana göre verilmiştir. Görüyorsun. Depodaki su miktarı boşaltma vanası açıldığında 2 saat sonra kaç litre olur? Sokaktan biri şöyle çözer. Bu 6 saatte boşalıyorsa 2400 bölü 6 400 yapar. Yani 1 saatte 400 litre boşalır. 2 saatte çarpı 2 800 litre boşalır. 2400 vardı. 800'ü çıkardım. 1600 kaldı der. İstiyorsan git bakkal amcaya sor. Emin ol böyle yapar yani. Sen nasıl yapabilirsin? Bak fonksiyon konusundasın. Şunun denklemini çıkarmaya çalışırsın. Ben sana hızlıca yazayım. Bir kere negatif 2400 bölü 6x artı 2400'dür. X yerine 2 yazarsın. Sonucu bulursun. Tamam mı? Şurada zaten eksi 400x artı 4. Ya da şuraya 2 yazarsın. Tamam mı? 2 yazarsın. Geometriden çözersin. Bak bunu da geometriden sana tüyo vereyim. Güzel bir şey. Arkadaşlar 2, 4, 6. Bak 2, 2 gittin ya. Bu 2, 2 gittiğinde şuradaki düşüş miktarlarında doğrusal olur. 2400'den 0'a 3 kademede inmek için 800 inersin. Şu 800'dür.
Şu 1600'dür. Bak bu da 2400'dür. 800, 800, 800. Bak 2'de kaça geldin? 1600'e geldin. Tamam. Benzerlik yani. 3 şekilde de söyledim sana. 12 numara. Doğal sayılar kümesinde tanımlı FG fonksiyonlar için Fn bu, Gn bu. Biçiminde dalınıyor tıp 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 nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şu arkadaş ne? Ona bir bakalım. G'nin içinde G, onun içinde de F. Sıfır. Merak edilen bu. Biz bunu çözmeye çalışacağız. Çözmeye çalışmadan önce ben bir su alayım müsaadenizle. Arkadaşlar F0'ı bulalım önce. F0'ı bulmak kolay değil mi? F0'ı söyleyin bana şuradan hemencik. F0 eşittir ne yerine 0 yazdım? 1. Burası 1'miş. Şimdi G1'i bulacağız. G1. Arkadaşlar bak G1 için diyor ki eğer diyor ne 1 3'ten küçükse ki küçük şunu kullan diyor. Neyi kullan diyor? Fn artı 1'i kullan diyor. Yani bu arkadaş kaçmış? N yerine 1 yazarsan F2'ymiş. Şimdi F2'yi söyle bana. O da eşittir. 2 yazdığımda 5. Demek ki bu arkadaş da 5'miş arkadaşlar. Şimdi G5'in peşindeyim. G5 ne diyor? N5'ten büyükse diyor 3 artı Fn gibi yap diyor. 3 artı F5 yap diyor. F5 kaç arkadaşlar? F5'i de söyleyeyim bana. 10, 11. Yani 3 artı 11'den buyur sana 14. Buyur budur. Yani F'ler G'ler arasında gidip gelirken acaba kafan karışıyor mu? Onu izlenmiş. Bakalım karışmış mı? Cevap anahtarına bakayım. Bizim kafamız karışmamış. 14. 13 numarayla devam ediyoruz. G bir doğrusal fonksiyon olmak üzere veriliyor. Bu eşitlik verilmiş. G7 nedir acaba? Arkadaşlar tananana, G'nin içine tersini koymuş. Bunu asla unutma. Bak F'in tersinde F her zaman birim fonksiyonu verir. Yani X'i. Bu gösterim aynı zamanda şu demektir. F of F eksi 1 X demektir. Bu aynı zamanda F'in tersinde F(x)'i girersen de başına gelir. X olur arkadaşlar. Yani şu arkadaş aslında x'miş. Uzun uzun mürekkep harcanmış ama üsengörденmiş. 3x eşittir. 2 tane g'nin tersi. Buna bir şey yapamayacağım. Kalsın. Böyle ne yapacağız? G'nin tersini bulacağız. 2 tane g'nin tersi. 3x artı 5. 5'i buraya attım. G'nin tersini yalnız bırakalım. Böldüm 2'ye. Bu 2'yi buraya çarpım haline getirdim. Bu. Çarpımdı, bölüm haline getirdim. Arkadaşlar tersi bu. Sen bu saatten sonra G'nin kendisini bulursun. Tamam, kendisini bulursun, yaparsın. Ya da şunu da bilirsin. GA B ise G'nin tersinde B de A'dır dersin. Tamam, böyle bir şey de yapabilirsin. Tutarsın. Bunun tersinde ne koymuşum gibi sonuç 7 çıkmış deyip şunu 7'ye de eşitleyebilirsin. 3x artı 5 bölü 2 eşittir 7 dersin. 3x artı 5 eşittir 14. 3x eşittir 9. x eşittir 3 de dersin. Ha buradan hocam böyle yaptım da bu gösterdiğim olaydan dolayı 7'ye eşitlersin. X yerine ne yazmışım ki 7 çıkmış dersin terste. Ya da hocam ben bunu bilmiyorum bana düzgün anlat. G eşittir 3x artı 5 bölü 2 dersin. Şeyin G'nin tersi. G'ye gitmek için de arkadaşlar şu x'i çekmeye çalışın. 2 tane G eksi 1x 3x artı 5 2 tane G eksi 1x eksi 5 eşittir 3x 3'e bölersin her iki tarafı. Hop bu çıkar işte. Bu da Gx'tir. Gx eşittir 2x eksi 5 bölü 3'dür. Şimdi 7'yi yazarsın yerine 14, 9, 3'tür işte. Bu şekilde de bulabilirsin. Geldik şu garip türden sorulardan. Çoğunuz da Allah'ım bu nedir diyebilirsiniz. Gerçi bu da biraz moda oldu. Hep bundan sorar oldular.
Arkadaşlar R F fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış ama kurallarımız var. 2 giremiyoruz, 2 de görmüyoruz. Fx fonksiyonu da şöyle verilmiş. Hiç verilmemiş ki. Ax artı b bölü x eksi a şeklinde verilmiş. Buna göre fof 6 girdim 5 çıktı. Acaba b nedir diyor. Haydi bakalım. Bunu çözebilirsen. Şimdi önce arkadaşlar şunu bir karar verelim. Şunu bir yapalım tabii ki. Şu ikilerin alameti farikası ne? Sen neden 2 giremiyorsun? Çünkü sevgili arkadaşlar 2 paydayı 0 yapan değerdir. 0 yapan değer girilemez. 2 giremiyormuşsun. 2 eksi a eşittir 0 oluyormuş. Yani a 2'ymiş arkadaşlar. A 2 olduğu için giremiyormuşsun. Peki bu 2 ne? Onu da şimdi söyleyeceğim. Yani senin fx değerin fonksiyonun şuymuş. 2x artı b bölü x eksi 2'ymiş. Göremediğin 2 de şu. Tersini aldığında şunlar da yer değiştiriyor ya. Bak tersinde de 2 giremiyorsun. Bu 2 de o. Şimdi b'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar 15 kere bu işlemi mi yapacağım? Hayır. Sana şöyle bir şey yap diyor. Of of. Önce bir 6'yı gir değil mi? Bak f6'yı bulacağız. F6'nın peşindeyiz. F6'yı bulduktan sonra da onu tekrar f'in içinde gireceğiz. Tamam mı? F'in içinde f6'yı gireceğim. Bakalım bir döngüyü yakalayacak mıyım? Ki muhtemelen de döngüyü yakalayacağız. Bu işin uçarı kaçarı yok. Arkadaşlar 6'yı yazıyorum. Bismillah. F6. 6'yı yazdım. 12 artı b bölü 6 yazdım 4. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta gel bunu güzelleştirelim mi? Güzelleştirelim ya. 3 artı b bölü 4. Her iki tarafı da 4'e böldüm değil mi? Tamam. Tamam böyle gidelim. Şöyle de gidebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar f'in içinde f6'yı yazıyoruz. F6'yı ne bulduk? Biz şunu bulduk değil mi? Hocam bu böyle gidecek mi? Merak etme sevgili arkadaşım. Birazdan bir döngüye gireceksin. Tamam bir örüntü yakalayacaksın. Aa bu buymuş diyeceğiz. Rahat ol. F buydu. X yerine bunu yazıyorum şimdi. 2 çarpı 3 artı b bölü 4 artı b bölü x yerine bunu yazıyorum. 3 artı b bölü 4 eksi 2. Devam ediyorum. Israrla. 6 artı b bölü 2 artı b bölü 1 artı b bölü 4. Şurada gerekli payda işlemlerini yaptım. 3b bölü 2 6 ile topluyorum. 6 artı 3b bölü 2 bölü şurada da hadi 4 bölü 4 topladım. 4 artı b bölü 4. Sevgili arkadaşlar burada da payda işleyelim mi? Ha, bir dakika. Burada direkt işbirliği 2 parantezine mi alayım? Şöyle paydaları eşitledim. 12 bölü 2 yaptım. 12 artı 3b bölü 2 bölü 4 artı b bölü 4. Devam ediyorum ısrarla. Şu arkadaşı ters aynen yazıyorum. 12 artı 3b bölü 2 çarpı ters çeviriyorum. 4 bölü 4 artı b. Bak bunlar zaten sadeleşti. Dikkat ediyor musun? Şurada ne var? Hatta yazalım ya. 12 artı 3b çarpı 2 bölü 4 artı b. Sevgili arkadaşlar bak 3 parantezine al diye yalvarıyor adeta. 3 parantezinde 4 artı b çarpı 2 bölü 4 artı b. Şimdi ne fark ettin? Bak bunlar gitti. Sonuç kaç çıktı? 6 çıktı. Aa! Arkadaşlar 2 kere şu hareketi yapınca sonuç 6 çıktı. Ben şimdi tekrar 6 yazacağım. Zaten başta 6 yazmıştım. Demek ki arkadaşlar her ikili de şöyle yazalım. Fof.
Hatta şu en son F6'yı yazalım. Her iki tane girdiğimde sonuç 6 çıkıyor zaten. 6 çıkıyor, 6 çıkıyor. En son 15 tane dedi ya. İsterse 77 tane söylesin. En son tek sayıda olduğu için burası da 6 çıkacak. En nihayetinde arkadaşlar şununla karşılaşıyormuşum. F6 5 oluyormuş. Çünkü en sonda da 6'yı bulacağım. Bu bütün yaptığım işlemler sonucunda. Şurada tekrar gösterelim. Bir kere girdiğimde şu değeri buldum. Bu değeri tekrar girdiğimde arkadaşlar 6 ile karşılaştım. Bunu ben çift sayıda girdiğimde istersen 478 kere gir. Gene 6 ile karşılaşırsın. 479. da bununla karşılaşırsın. 5'miş. Benim fonksiyonum neydi? Şimşek niye sayfayı çevirdin de almadın? Fonksiyonumuz şuydu. Fx. Bulmuştuk zaten. 2x artı b bölü x eksi 2 idi. Bunu bulmuştuk zaten. 6'yı yazarsan 5 bulursun. Yazdım 6'yı. 12 artı b bölü 4 eşittir 5. 12 artı b eşittir 20. Haydi geçmiş olsun. B 8'miş arkadaşlar. Neredesin? A şıkkındasın. Çok şükür bunu da hallettik. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.